Bu videomuzda da web tapu portalımızda belge... Bu videomuzda tek tıkla tapu işlemlerinizi İpotek gel. İpotek belgesi resmi ücretlerimiz kısa yolda. Elektronik da... ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün YouTube kanalına hoş geldiniz. Web tapu hizmetlerimizi anlattığımız bir başka videomuzla daha sizlerleyiz. Web tapu nedir? Nasıl giriş yapılır? Taşınmaz işlemleri nedir? Başvuru işlemleri nedir sorularının cevabını önceki videolarımızda ele almış ve sizlerle kanalımızdan paylaşmıştık. Bu videomuzda da web tapu portalımızda verdiğimiz diğer hizmetleri sizlere tanıtacağız. webtapu.tkgm.gov.tr adresinden yine bireysel giriş bölümünden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile giriş yapacağız ilgili alana kimlik numaramızı yazıyoruz ve e-devletle giriş butonuna tıklıyoruz. Ardından 3 saniye sonra karşımıza e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi sayfası çıkacak ve bu sayfada kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi gireceğiz. Ardından giriş yap butonuna tıklıyoruz. Böylece web tapu portalındaki kendi sayfamıza ulaşıyoruz. Bildiğiniz gibi sol menüde birçok hizmetimiz bulunuyor. Bu menünün ilk kısmında yer alan taşınmaz işlemlerini ve başvuru işlemlerini diğer bir videomuzda anlatmıştık. Bu videomuzda anlatacağımız ilk hizmetimizse beyan işlemleri. Taşınmazınız üzerinde sizden habersiz işlem yapılmasını engellemek için işlem yapılmaz beyan tesisi işlemini yapmanız önemli. İşlem yapılmaz beyan tesisi menüsü tıklandığında listelenen taşınmazlardan seçim yapılarak beyan tesis tıklanır. Evet işaretlenerek beyan tesis sözleşmesi okudum ve onaylıyorum işaretlenerek işleme devam et butonu tıklandığında beyan tesisi işlemi tamamlanır. Açılan sözleşmede beyan tesis işleminin amacı ifade edilmektedir. Artık siz olmadan taşınmazınızın satışı mümkün değil. Satışa karar verdiyseniz ve sizin açınızdan bir sorun yoksa satıştan önce işlem yapılmaz beyan terkini yapmalısınız. Bu menü altında daha önce bir işlem yapılmaz beyan tesis işlemi yaptıysanız sayfada görüntülenecektir. İşlem yapılmaz beyan terkini menüsü tıklandığında listelenen taşınmazlardan seçim yapılarak daha önce beyan tesisi edilmiş olan taşınmaz ya da taşınmazlar listelenir. İşlemek konu taşınmazın beyan kaldır butonu işaretlenir. Açılan ekranda evet işaretlenerek beyan terkin sözleşmesi okudum ve onaylıyorum işaretlenerek işleme devam et butonu tıklandığında beyan terkin işlemi tamamlanacaktır. Açılan sözleşmede beyan terkin işleminin amacı ifade edilmektedir. Diğer hizmet başlığımızsa resmi belge işlemleri. Tapu senedi resmi ücretli. Bu başlık altında taşınmazlarınıza ilişkin tapunuzu görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. İlgili taşınmanızınızı seçip tapu senedi belgesi oluştur butonuna tıklayarak resmi belgeniz için talepte bulunabilirsiniz. Bu işlem taşınmazınızı aldıktan sonraki 30 gün için ücretsiz sunuluyor. Ancak daha sonraki işlemlerinizde hizmet karşılığı bir tutar ödemeniz gerekiyor. Diğer hizmetimiz ipotek belgesi resmi ücretli. Taşınmazınıza ilişkin bir ipotek varsa bu sayfada görüntülenir. İpotek belgesi oluşturulacak taşınmaz seçilir ve ipotek belgesi oluştur butonu görüntülenir. Butona basıldığında seçilen taşınmaza ait ipotek belgesi oluşturulur ve ödemesi yapıldıktan sonra belgelerin menüsü altından görüntülenebilir. Bir diğer başlığımız Tapu kayıt örneği resmi ücretli. Tapu kayıt örneği belgesi oluşturulacak taşınmaz seçilir ve tapu kayıt belgesi oluştur butonu ekranda görüntülenir. Butona basıldığında seçilen taşınmazın tapu kayıt örneği belgesi oluşturulur. Ödemesinin yapılmasından sonra belgelerin menüsü altından görüntülenebilir. Peki tapu tahsis belgesi ve tapu senedi arasındaki fark nedir? anlatmak gerekir. Tapu tahsis belgesi imar ve gece kondu mevzuatı çerçevesinde hazine, belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi hakkı içeren belgeye deniyor. Türk Medeni Kanunu'nun eşya hukukunu düzenleyen hükümlerinde düzenlenen bir kurum veya hak olmayan tapu tahsis belgesi ile tapu senedi arasında farklar var. Tapu senedi ise bir gayrimenkulde kişinin mutlak kesin nitelikte olan hak sahipliğini gösteren belgedir. Tapu tahsis belgesi ise tapu senedi gibi mutlak ve kesin bir mülkiyet hakkı niteliğine sahip değildir. Belgelerin menüsü ise resmi üretilen belgelerinizin görüntülendiği sayfa. Bir diğer ana başlığımız yetki işlemleri. Yetki ver başlığıyla tapu maliki sistem üzerinden kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir. Bu kişiler alıcı, emlakçı ya da sizin belirleyeceğiniz kişileri ifade eder. Yetki verilen kullanıcı kendi e-devlet şifresiyle web tapu sistemine giriş yaparak yetkilendirildiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir. Yetki kaldır menüsü ise Yetkilendirilen taşınmazların yetkilerinin kaldırılabildiği ve yetki bilgilerinin görüntülenebildiği ekran. Taşınmazınız üzerindeki tüm hareket ve yetkiler Web Tapu kolaylığı ve yetenekleriyle sadece sizin kontrolünüzde. Yetkilendirildiğim taşınmazlarsa yetkilendirilen taşınmazların yetkilerinin kaldırılabildiği ve yetki bilgilerinin görüntülenebildiği ekrandır. Taşınmazınız üzerinde görüntüleme ve işlem yapmaya bir başkasını yetkili kılmak istiyorsanız yetki talep onay seçeneğimizi kullanmanız yeterlidir. Değerleme yetki onay seçeneği değerleme kuruluşu ya da uzmanı tarafından rapor düzenlenmesi için web tapu üzerinden gönderilen tapu bilgilerine erişim isteğinin malik veya yetkilendirdiği kişi tarafından onay verilmesidir. Değerleme yetki tanımlamaysa Değerleme uzmanının tapu bilgileri ve varsa mimari projesini görebilmesi için malik tarafından elektronik ortamda verilen yetki tanımlama işlemidir. Yetki tanımlama sonrası yetki belgesi çıktı alınarak kullanılabileceği gibi bilgisayar, akıllı telefon veya tablete PDF formatında da indirilebilir. Raporun düzenlenmesi sonrası gerek duyulursa yine web tapu üzerinden yetki kaldırılabilir. Bir sonraki ana başlığımızsa değerleme işlemleri. Birinci başlığımız değerleme talep et. Açılan ekranda Malik'in sahip olduğu kendi taşınmazları veya kendisine yetki veren taşınmaz sahibi diğer Malik'lerin taşınmazlarına ait bilgiler ayrı ayrı liste halinde görülür. Hangi taşınmaza değerleme raporu yaptırılmak isteniyorsa o taşınmaz işaretlenerek adımlar halinde başvuru gerçekleştirilmiş olur. Başvuruda önemli olan doldurulması istenilen alanların eksiksiz olarak yazılmasıdır. İkinci başlığımızsa değerleme takip et kısmı. Burası başvuruda bulunulmuş ve ücreti ödenmiş olan talebin hangi işlem adımında olduğu takip edilen alandır. Üçüncü başlığımız değerleme raporları düzenlenerek web tapuya gönderilmiş olan değerleme raporları buradan görülebilir. Ekranda yer alan raporlar ve sonra rapor tıklanmasıyla rapor görselleşir ve açılan ekrandan dilenirse yazılı olarak veya bilgisayara, akıllı telefona veya tablete PDF formatında indirilebilir. Rapor üzerindeki kare kodla rapor etik imza doğrulaması yapılabilir. Dördüncü ve son başlığımızsa yeniden değerleme talep et. Raporda yer alan bilgilerden herhangi birinde eksiklik, hata görülmesi durumunda veya takdir edilen değere itiraz edilmek isteniyorsa, değerleme raporunun tekraren incelenmek üzere düzenleyen değerleme kuruluşuna göndermek için kullanılır. Program yönlendirmesi için de gönderme gerekçesi kısaca açıklanır. Sayfamızın sol tarafında bulunan menüdeki işlemlerin ne olduğunu ana hatlarıyla anlattık. Şimdi ana sayfaya tekrar geri dönelim ve sizler için oluşturduğumuz kısa yolları da hızlıca gösterelim. Ana sayfamızda yer alan ikonlar da işlemlerinizi sorunsuz ve daha hızlı yapmanız için gerekli bilgileri paylaşıyoruz. Profil bilgilerini güncellemek için tıklayın. Butonu size profil bilgilerinizi gösterecek. Unutmayın, işleminizin tamamlanması için bilgilerinizin güncel olması önemli. Profilinizde eksik varsa, bilgilerinizin yanlış olduğunu düşünüyorsanız veya iletişim bilgileriniz değiştiyse buradan ivedilikle güncellemeniz gerekiyor. Ve bunun yanı sıra Webtapu giriş işlemleriniz için bir şifre oluşturabilir ve bundan sonra oluşturduğunuz şifrenizle webtapu.tkgm.gov.tr adresimizden doğrudan giriş yapabilirsiniz. Eğer bir şifreniz varsa onu da değiştirebilirsiniz. Burada bir değişiklik yaptıysanız değişiklikleri kaydet butonuna basarak sayfadan çıkış yapabilirsiniz. Eğer bir işlem yapmayacaksanız da çık butonuna tıklayarak ana sayfaya dönebilirsiniz. İşlem sırasında ihtiyacınız olan belgeler için tıklayın. Butonumuz da kısa yol olarak ana sayfada bulunuyor. İşlem kılavuzunu incelemek için tıklayın butonuyla Web Tapu Sistemi Türkiye Cumhuriyeti Vatandaş Portalı kullanım kılavuzunu indirebilir, işlemlerimizle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yazılı bu rehberle işlemleri nasıl yapacağınızın temel bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz. Açıklama videosunu izlemek için tıklayın butonuyla dilerseniz kısa animasyonlarla bazı işlemleri nasıl yapacağınızı izleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videomuzda tek tıkla tapu işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz web tapu sayfamızı ve sayfamızda yapabileceğiniz işlemleri sizlere ana hatlarıyla anlattık. Diğer videolarımızda da web tapudaki işlem detaylarını ve işlemleri nasıl yapabileceğinizi en kapsamlı haliyle paylaşacağız. Web tapu ile ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorumlar kısmında bize iletebilirsiniz. Böylelikle bir başka videomuzda sorularınıza da cevap vermiş olacağız. Tapu ve kadastro işlemlerinizle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. Taşınmazlarla ilgili tüm gelişmelerden haberdar olmak ve en doğru bilgiye kaynağından ulaşmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videolarımıza katılımınız ve görüşleriniz bizim için çok değerli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgi ve sağlıkla kalın. Hoşçakalın.